Arkadaşlar geldik test 23'e. Birinci sorumuza bakalım. Sin x eksi y eşittir 2 tane cos x çarpı sin y olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sin x eksi y'yi açalım. Şimdi ben bununla alakalı tekerleme söylüyordum arkadaşlar. Genelde öğrencilerime sizlere de söyleyeyim. Ya sizler de öğrencilerimsiniz. Bir şöyle s, c, c, s yapıyorum sinüs olunca. Seni çok çok seviyorum diye kodluyoruz bunu. Seni çok çok seviyorum. O zaman sin cos, cos sin demek bu. X'ye, X'ye arası eksi ise arkadaşlar burasının arası eksi oluyordu sinüste. O zaman burası ne gelmiş oldu arkadaşlar? Sin x çarpı cos y eksi cos x çarpı sin y geldi. Bu da neye eşitmiş? İki tane cos x sin y. Bunu karşıya atarsak sin x çarpı cos y eşittir. Kaç tane gelecektir arkadaşlar? Bunu karşıya atarsak 3 tane cos x çarpı sin y olarak gelecektir. Şimdi şurası bir dursun. Bundan sonra gelin buraya açalım. Nedir bu? Sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y geldi. Ve bunlar cos x çarpı sin y'den 2 tane olmuş oldu. Bölü payda nedir arkadaşlar? Cos x bölü sin x çarpı sin x çarpı sin y şeklinde geldi. Sin x'ler gitti. Ne geldi arkadaşlar burası? Sin x çarpı cos y artı 2 tane cos x sin y bölü aşağısı cos x sin y geldi. Şimdi bakacak olursak dostlar buraya sin x çarpı cos y yani şu ifade 3 tane cos x sin y'ye eşitmiş. 3 tane cos x sin y varsa burada, 2 tane de burada 5 tane cos x sin y yaptı. Cos x sin y yaptı. Aşağısı da cos x sin y'dir. Bunları sadeleştirecek olursak 5 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir dedik ilk soru için. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda ne demişiz? Cos A 8 bölü 17, cos B 3 bölü 5 olduğuna göre sin C değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir tane dik üçgen çizelim buraya. ABC üçgeni olduğunda diyor. Şimdi arkadaşlar hipotenüs 17. Şuraya A dersem kosinüsü komşusu 8. O zaman burası 15 gelecek. A dediğimizde böyle bir şey gelmiş oldu arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi bakalım. Kosinüs B kaç geliyormuş? 3 bölü 5 geliyormuş. Bunu da çizecek olursak bir ABC üçgeninde demiş. Ya bunlara hiç girmeye gerek var mı bilmiyorum ama girmeyelim arkadaşlar. Durun bu dursun en son bulurken girelim. Hatta şöyle yapayım bu dursun en son bulurken girelim. Arkadaşlar o zaman ben şunu biliyorum. A artı B artı C 180 derecedir. O zaman ben A artı B yerine 180 eksi C yazabilirim. O zaman sinüs 180 eksi C dersem buraya A artı B'yi bulabilirim. Yani ben C yerine 180 eksi A artı B de yazabilirim aslında. Tam tersini de yazabilirim. Şöyle yapabilirim. Şurada artı C vardı. Şunu karşıya attım. C yerine 180 eksi A artı B yazabilirim. Tamam. Burası ne geldi arkadaşlar? Sinüs 180 eksi A artı B gibi bir şey geldi. İkinci bölgede sinüsün işareti artıdır. O zaman burası ne gelecektir? Sinüs A artı B şeklinde bir ifade geldi arkadaşlar. O zaman burayı açacak olursak sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs A çarpı sinüs B şeklinde geldi. Şimdi arkadaşlar kosinüs A neymiş? 8 bölü 17 yazdım. Kosinüs B kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 5'miş. Peki arkadaşlar sinüs A nedir? 15 bölü 17 gelecektir. Burası 15 bölü 17 geldi. Diğer taraftan şu üçgeni de çizelim. B'ye bağlı olanını çizelim. 3 bölü 5'miş. Kosinüs B 3 bölü 5. Komşusu 3'tü. Hipotenüs 5. Tamam burası da 4 geldi. Bize ne sorulmuş? Sinüs B 4 bölü 5 geldi arkadaşlar bu da. Bunları toplayacak olursak burası 15 bölü 17 idi. 13 demişim. Yanlış oldu. Tamam. Üst taraf 45 geldi. Üst taraf 32 geldi arkadaşlar. 45 ile 32'yi toplarsam kaç gelecektir? 77 bölü
85 olarak gelir arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza şimdi. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Tan x eşittir 3 tane tan y olduğu biliniyormuş. Buna göre 2 tane sin x artı y artı 3 tane sin x eksi y bölü sin x çarpı cos y işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Şuraya düzenleyecek olursam sin x bölü cos x eşittir 3 tane sin y bölü cos y olarak geldi. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam sin x çarpı cos y eşittir 3 tane sin y çarpı cos x olarak geldi. Bunu bir şöyle renkli boyayalım. Geldik arkadaşlar şimdi diğer tarafa. Bu verilenleri bir açalım. Şurası ne yapar arkadaşlar? İki parantezinde sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y geldi. Ama bunun başında da 2 var. Şuraya açalım. 3 tane sin x cos y eksi 3 tane cos x sin y geldi. Taraf tarafa toplayacak olursak arkadaşlar bunu 2 tane buradan, 3 tane buradan, 5 tane sin x cos y. Buradan da eksi cos x sin y geldi arkadaşlar. Şimdi sin x cos y yerine ben 3 tane bundan yazabilirmişim. 3 tane yazarsam 15 tane sin y cos x yapar. Eksi bir tanesini çıkartırsam buradan 14 tane sin y cos x yaptı. Tamam. 14 tane sin y cos x bölü. Arkadaşlar burada da sin x cos y var. Sin x cos y yaptık. Sin x cos y yerine de ben 3 tane sin y cos x yazabilirim. Bunlar gitti. Kaç gelecektir? 14 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Ne demişiz arkadaşlar dördüncü sorumuza? A ve B dar açılar olmak üzere 3 alfa artı 4 beta eksi teta eşittir 60 derece eşitliği veriliyor. Sin 2A verilmiş, sin 3B verilmiş. Buna göre bu değer kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir 3 ile çarpsam 180'e eşitleyeyim. 9 tane alfa artı 12 tane beta eksi 3 tane teta 180 derece gelir arkadaşlar. Peki benim istediğim şu ifade. Yani şurasına ben bir K diyeyim. K diyeyim. Aynı şeyi buradan bir yakalayalım arkadaşlar. 7 tane alfa artı 9 tane beta eksi 3 tane teta artı 2 alfa artı 3 beta eşittir 180 derece gelecektir. O zaman ben buraya kaç demiştim? K demiştim arkadaşlar. Sanırım sorun yok. Peki ben şimdi sinüs K soruluyor. Ben sinüs K yerine sinüs 180 eksi 2 alfa artı 3 beta diyebilir miyim? Diyebilirim. Ne yaptım? Şu ikisini karşıya attım. Eksi olarak. Sanırım hiçbir sorun yok şu an. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitiftir. O zaman burası sin 2 alfa artı 3 beta olarak geldi. Burayı açacak olursam arkadaşlar sinüs 2 alfa çarpı cos 3 beta artı cos 2 alfa çarpı sin 3 beta olarak geldi. Getirip yerine yazacak olursam değerlerini sin 2 alfa 3 bölü 5'miş. Sin 3 beta kaçmış? 5 bölü 13'müş. Bir tane üçgen çizdik arkadaşlar buraya. Bir tane de buraya çizdik. Şimdi beta için çizelim. Buraya da alfa için çizelim. 2 alfa için, buraya da 3 beta için. Sinüs 2 alfa 3 bölü 5'miş. Yani 3, 5, burası da 4 geldi. Peki sinüs 3 beta neymiş arkadaşlar? 5, 13, burası da 12 geldi. O zaman cos 3 beta 12 bölü 13 olur. Cos 2 alfa da 4 bölü 5 olarak gelecektir. 36, 20 daha 56 bölü 65 olarak gelir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. 5. sorumuza bakalım. Sinüs BAC değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi 2 kök 5 4 8. O zaman öncelikle bir şurayı bulayım. 2'dir burası. Pisagor'dan bulacak olursam ABD üçgeninde 2 4 2 kök 5 geldi. 4 8 burası da 4 kök 5 gelecektir. Bunu da bulayım. Her ihtimale karşı
işimize yarar. Peki. Arkadaşlar aslında çok kolay bir yoldan çözebilir miyiz bunu? Evet, çok kolay bir yoldan çözebiliriz. Hiç. Şimdi o zaman şuraya bir yıldız koyayım. Dostlar, şuraya dikkat ettiniz mi? 2, 4, 2 kök 5. Burası 90 derece. 4, 8, 4 kök 5. Dikkat edin. 2 kök 5, 4 kök 5. Bunun kök 5 katı da burası mı geldi? O zaman burası da 90 olmak zorundadır. Sinüs 90 kaç derecedir arkadaşlar? 1'dir. 1'dir. Sinüs 90 1'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Çok keyifli çözdüm ben ama bir de toplam farkla çözelim. Bunu göremediğiniz senaryoda nasıl olur? Şuraya x diyelim, buraya y diyelim. O zaman sinüs x artı y lazım bize. Sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y. Getiriyorsun, değerlerini yazıyorsun. Bu da ne gelir? 2 bölü 2 kök 5 çarpı 4 bölü 4 kök 5 artı 4 bölü 2 kök 5 çarpı 8 bölü 4 kök 5 geldi. Bu da 40 bölü 40'tan 1 gelir. Ama arkadaşlar eğer böyle görüyorsanız 5. soruyu çok keyifli çözebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 6. soruya bir yıldız attım. Dikkat edin 6. soruya. Şimdi arkadaşlar yukarıda ABC dik üçgeni için belli oranlar verilmiş. DCA x'tir. Sin x artı cos x işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burası 6 kadarsa burası da 6 kadar. O zaman bunlar 45 derece geldi. O zaman şurası ne kadar gelecektir arkadaşlar? 45 artı x kadar gelecektir. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. O zaman ben sin 45 artı x'i bulabilirim. Nedir? Sin 45 çarpı cos x artı ne diyeceğiz arkadaşlar? Cos 45 çarpı sin x diyeceğiz. Tamam. Ne yapar bu da? Kök 2 bölü 2 parantezinde cos x artı sin x olarak geldi. Bunun sonucu da şu sin 45 artı x karşı bölü hipotenüstür. 3, 6, 3 kök 5 geldi. O zaman 6 bölü 3 kök 5 olarak gelecektir arkadaşlar bu da. Buradan işlemimizi yapalım. Bununla bu gitti. 2. O zaman işlemimizi yapacak olursak arkadaşlar. Bunu yukarıya attık. Bunu aşağıya attık. 4 bölü kök 10 olarak gelecektir. Cos x artı sin x değeri. Doğru cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar çok keyifli bir test.